Mavikadın.com'dan herkese merhaba. Bugün gördüğümüz bir fotoğraf üzerine Rıdvan'la konuşacağız. Belki görmüşsünüz, İHA'nın geçtiği bir haber vardı. Hı hı. Pembe bir ev, pes pembe, hatta pembe demek az kalır. Barbie teyzenin pembe hayatı başlığıyla yayıldı bu haber bugün. Evdeki dekorasyondan halıya kadar, mutfakta kullanılan en ufak bir biblodan, teyzenin giydiği kıyafetlere kadar gördüğünüz her şey pembeydi. Bunu konuşmak istiyorum seninle. Teyze hatta şöyle bir söz kullanıyor: elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyarım şeklinde. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben fotoğrafları ve haberi gördüm. Teyzenin tutkusu hat safhada. Yani her şey pembe. Evet. Evdeki her şey, yani her detay pembe. Ya ben evdeki her detaya bakmaya çalıştım. Gerçekten güzel. Ama yani pembe de başka bir şey yok çünkü. Biraz komik ama teyzenin bu pembe aşkını ben çok sevdim ya. Tatlı da bir teyze zaten. Yani o kadar çok seviyor ki, Isparta'da yaşıyor bu teyze. Isparta'nın Sav Belediyesi'nde. Aynen. Elimden gelse Sav Belediyesi'ni de pembeye boyayacağım diyor. Ya öyle bir tutku. O yüzden Barbie teyze olarak adlandırmışlar. Ve kendisiyle röportaj yapılıyor. Şehir dışından evi görmeye gelenler olduğunu söylüyor. Hani mutfağa asılan biblolar var ya, biber, domates şeklinde küçük küçük böyle, hı hı, plastik. Onları bile pembe bulmuş. Evet. Ya da boyamış sonradan, bilmiyorum. Körü körüne bağlı olmasının sence sebebi ne olabilir? Bilinçaltında yaşadığı herhangi bir olay olabilir mi? Yani belki çocukluğundan bir şeydir. Bir anda ben bu teyzenin bunu yaptığını düşünmüyorum. Gençliğinden bilinçaltında kalmış. Böyle böyle yavaş yavaş yapmış diye düşünüyorum. Yani aslında küçükken sevdiği bir dizi, aynı film, bir karaktere yansıtan bir durum olduğunu düşündüğü için buna bir bağlılık gösteriyor olabilir. Aslında buna birçok örnek de verebiliriz. Mesela Harry Potter, aynı şekilde Spider-Man, Recep İvedik, Türk filmlerinden örnek verecek olursam, Star Wars dediğin gibi. Mesela ben Spider-Man kostümüyle atlayanlar oluyor ya camlardan. Evet, evet. Onları ben çok ilginç buluyorum. Ya camdan atlamasına da gerek yok Dilara. Benim arkadaşım cosplay yapıyor ve çocuk sürekli Spider-Man kostümüyle içerik çekiyor. Harry Potter konusunda da mesela bir odayı sırf Harry Potter ürünleriyle vesaire doldurup Harry Potter temalı bir oda yapan, Star Wars ışın kılıçlanıp odasına asan ya da işte Star Wars kostümleri giyen. Pembe giydi mi bu arada? Ona çok dikkat evet. Ettim. Pembe mi vardı evet. Üstünün yine? Hatta şöyle ekrana da gösterelim. Pembe bir bluz ve pembe bir tülben. Yani çok tuhaf. Bildiğin Anadolu kadını Barbie. Ya olmuş. Oturduğu masa ve sandalye bile pembe. Evet. Evet. Her şeyi pembe. Gerçekten çok ilginç. Tarz şeyleri çok fazla seven var. Ve teyzenin tutkusu bence çocukluğundan gelen evet, şey. Evet. Şöyle demişler. Pembe aşkının çocukluğunda başladığını söylemiş. Ve hatta demiş ki yani çok ilginç bu kısmı. Mezar taşım bile pembe olsun demiş. Evimde bu bulundurduğum mutfağımdaki biblolar var ya pembe. Onların 3-4 tanesinde mezar taşıma asarsınız diye vasiyette bulunmuş. Pembe bir mezar. O da güzel. Ve demiş ki elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım. Çok renkli çok bir ilginç kadın. Bugüne kadar gördüğüm en ilginç haberlerden aynı bir tanesi. Ankara, Antalya, her yerden evi görmeye gelenler var. Ama evde gözükmeyecek gibi değil Dilara. Bildiğin o evde bir böyle bir müze havası var. Yani gerçekten hani orada bir influencer gider, orada bir içerik de çeker, şey de olur. Çok tatlı, çok tatlı bir ev. En dışarıdaki kapısı var ya sürgülü. Evet. Onu bile demir parmaklıkları bile pembeye boyamış. Ve bence bu kadın hepsini tek başına yapmıştır. Yani o kadar uğraşmış ki. O kadar emek var ki öyle. Evet. Çok kısa Harry Potter'la ilgili de yorumlarını almak istiyorum. Mesela Harry Potter hayranları var ki sen de bunlardan bir tanesisin. Harry Potter'ın kostümünü giyen, gözlüğünü takan, kravatını bile ona uyumlayan var. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ben de öyleyim mesela. Hani Harry Potter'ın cübbesini diktirmiştim anneme. Kravatını gidip Kadıköy'de bir mağazadan aldım. Asasını aldım. Ve ben öyle gezmeyi çok keyifli buluyorum. Bazı etkinliklerde, lansmanlarda öyle gitmem gerekiyor mesela. İnanılmaz keyif alıyorum. Odamda da zaten asaları, osu, busu, cartı, curtu. Ben, yani benim gibi aslında. Teyze Barbie tutkunu, ben Harry Potter tutkunuyum. Mesela onun yaşına geldiğimde ben de artık ne yaparım düşünemiyorum. Teyzeninki biraz aslında fazla boyutuna gidiyor. Düşünsene ben şimdi bir ev tutuyorum. Evi tamamen Harry Potter şeklinde, hani Harry Potter'ın yaşadığı evdeki gibi yapıyor. Bu biraz abartı olur. Bir süre sonra bayıcı olmaz mı ya? Onu biraz şey, terapi gibi görüyor belki ama o biraz fazlaya da kaçıyor ve zamanla kaçmaya da devam edecek bence. Kesinlikle, yani fazlası zarar ya da tabii, bayabilir aynen diye düşünüyorum ben de senin gibi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz de aslında fotoğraflarda gördüğünüz gibi Barbie teyzenin hayatını bugün konuşmaya çalıştık. Pes pembe olan yaşantısını az çok yorumlamaya çalıştık Rıdvan'la. Aynen. Rıdvan'a da teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.